TGRT Euro ekranlarından herkese merhabalar. K-Pop Magazin programıyla bu hafta karşınızdayız. Yalnız ufak bir değişiklikle bu hafta sevgili Rabia'nın yerine ben Yeşim'e eşlik edeceğim. Yeşim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gündemimiz yoğun. Ben hemen konu başlıklarıyla başlamak istiyorum. Billboard'lara göre 2023'ün en iyi albümleri açıklandı. Listen tahminindeki gibi miydi? Bence değildi. Ya aslında çok mutlu şaşırttı oldum. Şaşırttı mı seni? Şöyle özellikle. Çok yani şaşırttı. Nedenini şöyle beklemiyordum. Çünkü kıymeti bilinmez diye düşünüyordum ki bilinmiş. Çok mutlu oldum. Nihayet yani, diyorsun. En sonunda istedikleri noktaya geldiler mi? Ya şöyle, benim en sevdiğim grubun bir üyesinin albümü, ilk tam albümü birinci sıraya yerleşti ve asla beklemiyordum. Çünkü doğru düzgün hiç promosyonunu yapamamıştı hastalığından ötürü. Haziran'dan beri hiçbir yerde yoktu. Peki nasıl bir anda birinci sıraya çıktı? Reklam yok, promosyon yok. Sence şarkının gücü müydü bu? Var, aynen. Kesinlikle. Şarkıların gücü, vokalinin gücü. Yani Billboard beni şaşırttı. Herkes de şaşırttı o zaman. Bu kesinlikle. Kadar. Ya şey değil, kötü olduğunu düşündüğümden asla böyle demiyorum da genelde yani yeni gruplar, yeni ünlüler, popüler olan kişiler birinci sırada olduğu için sıyrılmak zor gibi geliyor. Kesinlikle. O kadar kalabalık ve popüler grubun içinden birinci sıraya çıkmak gerçekten büyük başarı o zaman. VTR'miz var. Dilerseniz o VTR'ye bir göz atalım. Sonrasında tekrar Yeşim'den güzel bilgileri alacağız. Ya çok güzel bir şarkı. Şunu burada dinledik ya. Yine çok hoşuma gitti. Başa alıp alıp dinleyesim var. Ya evet, şey böyle. Böyle slow başlıyor, slow devam ediyor ve slow şarkıların işte K-pop camiasında falan böyle çok tutması zor olabiliyor. Bence hani biraz mevsimsel. Kışın biraz daha slowlaşır ya ritimler. K-pop dünyasında geçerli bir gibi baktın bana bir an ama. Ya doğru aslında. Yani tam bir yıl içerisinde bir sürü albüm çıktı. Yani çok fazla var. Aynen, çok popüler gruplar, şarkılar çıkardı, albümler çıkardı. Bu yıl gerçekten çok yoğundu. Ya buna rağmen ONYO'nun şarkısının birinci sırada olması, işte albümünün birinci sırada olması beni çok mutlu etti. Ve yani hasta olduğundan ötürü Haziran'dan beri hiçbir yerde görülmemesine rağmen işte bu albüm birinci olduktan sonra Instagram'da falan post paylaştı. Bizi çok mutlu etti. Az buçuk artık görebiliyoruz. Mutluluğunu ben de buradan çok net bir şekilde görebiliyorum zaten. Sevdiğin ben sanatçılar olduğu için. Ben her hafta bahsediyorum bu gruptan asla. Bıkmadan, usanmadan birinci sıraya taşıdın. Yani konumuzla alakası olmasa bile her zaman bağladığım için artık konumuzla da alakası var. Çok mutluyum. Ya. Bu birincilik sence devam eder mi? Bir süre daha listelerde kalır mı? Yoksa biz haftaya burada ikinci sıralara düştüğünü falan mı konuşuruz? Ya zaten bir kerelik bir listedir. Yani her sene bir kere çıkan bir listedir de zaten bayağı bir oldu albüm çıkalı da. Kaç ay oldu? Tekrardan başka bir listede birinci yeni bir sırada şarkıyla görür belki müyüz? Bilmiyorum ama şöyle bir şey de var mesela. EXO'nun şarkısı da 10 sene sonra mı ne? Tekrardan birinci sıraya yerleşmiştim. Umut her zaman var diyorsun yani. Kesinlikle. K-pop dünyasında umudunuzu kaybetmeyin demek istiyorsun. Asla kaybetmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Dispatch bu sene yeni yılın çiftini açıklamadı. Her sene açıklardı. Sence bunun altındaki sebep ne? Bunun altındaki sebep şöyle üzücü bir sebep var aslında bunun altında. Ama bir kafa karışıklığı var insanların hakkında. Şöyle her sene 1 Ocak'ta açıklıyordu. Evet. İşte 2 Ocak oldu, hala hiçbir açıklama yok Dispatch'ten. Bütün herkes işte bu sene kimler çift falan diye düşünürken şöyle bir açıklama yaptı Dispatch. Bir tane K-drama oyuncusu, aktör vefat etmişti. Bunun için de işte bunu haberleştirmenin işte daha fazla olması için, konunun unutulmaması için falan biz yeni yıl çiftini açıklamamaya karar verdik gibi bir şey söylendi ama fanların aklında şöyle bir soru işareti kaldı. Bu yeni mi aklınıza geldi diye. Doğru. Çünkü herkes heyecanla bekliyordu ve bir hayal kırıklığı oluştu. 30 Aralık'ta belki daha geç açıklarlar. Sence var mı böyle bir ihtimal yoksa artık o tren kaçtı mı diyorsun? Ya şöyle açıklasalar bile yeni yıl çifti olmaz. Doğru. Öyle bir büyüsü var yani. Kaç yıldan beri gelen her yılın çifti bir büyüsü var. Bu sene o çifti olmayı bekleyenler de büyük bir hüsrana uğradı dolayısıyla. Ya da kendilerinin yılın çifti ilan edecek olanlar. Ya da para olanlar ödediler. Dediler ki bize açıklamayın. Biz o da gizli olabilir. Kalalım. Gizli kalalım. Çünkü Dispatch işte şey değil böyle. Haber vereyim de ben size. İşte şöyle
siz medyaya sunacağım gibi bir şeyler yapmıyor. Pat diye sunuyor. İşte ünlüler de böyle kalıyorlar birazcık. Bir de şöyle bir şey var. Mesela evlenen çiftler de oldu. Yani açıklandıktan sonra ayrılan çiftler de oldu. Mesela Kim Tae-hee ve Rae'in 2013'te açıklanmıştı onların sevgili oldukları. Evliler. Hatta şöyle oldu. Yeni bir dedikodu vereyim. Hadi bakalım, çok heyecanlandık. Ben her hafta Rabia ablaya dedikodu veriyorum. Dedikoduları severiz. Kesinlikle. Şöyle aslında güzel bir dedikodu değil ama dedikodu verebildiğim için seviniyorum. Bir tane kadın bu çiftimizi rahatsız ediyor. Defalarca kez evine gidiyor. İşte zilini basıyor, onları takip ediyor. Yani bayağı bir tacize varan bir rahatsızlık. Kesinlikle. ve geçen hafta da, geçen hafta, ondan önceki hafta falan, her hafta konuşuyoruz Saseng fanları. Böyle çok sevgiden dolayı böyle artık çıldırma derecesine gelen fanları konuşuyoruz. Mesela bu kişi de hapse girdi 6 ay boyunca. İlk defa böyle bir şey yaptığı için birazcık az ceza 6 aldı. Ay, aynen az. Ama defalarca kez yaptığı için de tamamen olayın içinden de sıyrılamadı. Öyle bir sıkıntı oldu. Ama en azından şu anda güvendeler diye düşünüyoruz. Ondan sonra 2014'te isim gibi Yuna çifti açıklanmıştı. Ben bu çiftin açıklandığını görmemiştim. Ben yıllar sonra öğrendim. Çok şok oldum. İkisini de çok severim. Keşke ayrılmasalardı. Ayrıldılar. Ama şimdi şey... Ya isim gibi evlendiği için de bir şey demeyeyim diyorum. Ayıp Başka olmasın. Biriyle evlendi. Ondan sonra... haber değeri olan başka bir çifte bakalım. Ijun ve Jung So-min 3 yıl boyunca sevgili oldular. Ama ondan sonra onlar da 2020'de ayrıldılar. Şöyle bir şey de var. EXO'dan Kai ile Blackpink'ten Jennie. Blackpink'ten Jennie zaten efsane. Kesinlikle. Şu anda en büyük haber değeri olan mesela onlardı. Ama onlar çok kısa bir süre sonra ayrıldılar. Bu da dolayısıyla yılın çifti olamadılar diyorsun. Ya yılın çifti olarak açıklandılar aslında. Sürdüremediler. Ama şöyle fanların hiçbir şekilde içine sinmedi bu sevgililik. Hem böyle fanlıktan dolayı işte benim idolümüm işte sevgili yaptı falan böyle birazcık genç kız tavırları. Birazcık da şey böyle bazen şirketler ya da böyle devletler falan bir olay çıktığında üstünü kapatmak için başka bir haber sunuyorlar. Gündemi değiştirmek gibi diyelim. Kesinlikle. Bunu da ona yoruyorlar. Mesela bu sevgililiği ona yoruyorlar. Bir olay oldu da onun üstünü kapatmak için de bu haberi sundular tarzında fanların düşünceleri var. Ama asla bir şekilde bu gerçek diyemem. Bu sadece dedikodu. Yani peki, gibi bir şey, teori. Biraz önce Jennie'den bahsettik ya, bir aslında bayağı ünlü tanınıyor artık biliyorsun. İlişkisi kısa sürmüş olabilir ama kişisel kariyeri için büyük bir adım attı. Sence bu işin sonu nereye gider bu sene? Bu program olduğundan beri neredeyse birkaç haftada bir bu konuları konuşuyoruz. İşte Blackpink ayrılıyor mu, işte yenilecekler mi sözleşmelerini şirketiyle falan filan. Grup sözleşmelerini yenilediler. Yani grup dağılmıyor. Devam edecek. Ben sosyal medyada çok görüyorum çünkü. Kişisel sözleşmelerini yenilemedikleri için grubun dağılacağını zanneden çok fazla. Bilgi kirliliği de çok oluyor bu tarz durumlarda. Bir ve yanlış özellikle. Yanlış anlaşılmalar çok oluyor ama sözleşmesini yeniledi. Yani grup olarak sözleşmesini yeniledi ama şöyle şey, kişisel olarak yenilemedi. Kendine bir şirket açmaya karar verdi. Fanları da buna çok sevindi. Dediler ki işte kendi kariyerine odaklanacak, yeni gruplar çıkartacak. İşte artık o bir iş kadını falan filan, böyle fanları çok gururlandı. Hatta şey falan dediler, bunu yapan tek kadın idol falan filan değil ama yine de çok mutlu oldular. Sence yapabilecek mi? Neden yapamasın yeterli diye de düşünüyorum. Sen. Yani sonuçta sektörü biliyor. Evet. Daha önceden de idol olup kendi şirketini açan idoller de oldu, gördük. Yani kötü değil. Popülerliği de var. Bu popülerliği şu an kullandı zaten. Aynen. Bence de öyle. İlk dört büyük şirket var. Onların arasına giremeyebilir. Yani en azından... Beşinci olur. Hiç önemli değil. Bu kadar popülerlikle bu camiada tutunabilmesi bile şu an geldiği nokta bile çok iyi bence. Ya zaten... Eğer başka gruplar çıkartırsa, sadece kendisine yönelmezse ki zaten 2024'te kendine bir albüm çıkartmayı planlıyormuş, bunu anlattı. ama bunun yanı sıra da işte stajyerler alıp yeni gruplar falan çıkartırsa bu işine yarar.
bu popülerliği artırır. Aynen. Çünkü popülerlik hiçbir zaman kalıcı değil. Hele de K-pop sektöründe. Evet, çok yaşlandığın an unutulursun. Doğru. O zaman kendine sürekli yeni adaylar bulmak zorunda. Hem kendi popülerliğini sıcak tutacak hem de yeni birilerini keşfetmiş olacak dediğim ve gibi. Ve her zaman zengin olacak. Her zaman zengin olacak. En önemli kısım belki de bu popülerlikle yol alacak. Yani, kesinlikle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Yeşim. Aradan sonra tekrar beraberiz. Ben merak ettiğim sorularla tekrar Yeşim'e dönüyorum. Yeşim, Baby Monster 1 Şubat'ta geri dönüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya şöyle, yani... Bir de şöyle bir durum var. Benim asıl merak ettiğim nokta şu. IO'nun debutta olacağı söylenmişti. Evet. Ama olmadı. Olmadı. Yani sence bu şarkıyla gruba dahil olma şansı var mı? Kilit nokta bu bence. Bence yok. Fanların merak ettiği de bu, yok mu? Hiç ihtimal vermiyor musun? Ya ben zaten en başında söyledim. YG dedi ki, yani bazı sebeplerden ötürü, yani sağlıksal sorunlardan ötürü çıkışta olmayacak, debutta şarkıda yer almayacak dedi. Ben inanmıyorum sağlıksal bir sorunları olduğunu. Bahane gibi geldi diyorsun. Kimse inanmadı fanları zaten. Kesinlikle bahane gibi geldi. Kız kaç yıl boyunca stajyerlik yaptı orada. Ne gibi bir sağlık sıkıntısından dolayı olabilir ki? Ya da buna bunu buldu diyorsun yani tam böyle şarkı albüme girerken. Aynen. Hayır, gerçekten bir sıkıntı olsaydı şu sağlık sorunu nedeniyle. Ortada bir belirttikleri bir sağlık sorunu da yok. Evet. Aynen. Bir yani, bahane olmaktan öteye aynen, gidemedi bence. Kesinlikle bahane. Ya da daha iyi bir bahane bulunabilirdi. Ben zaten söyledim. Daha kızlar çıkış yapmadan önce söyledim. Debutta olmayacak ama belki ilerleyen zamanlarda olur demişti YG. Ben dedim ki olmaz. Olsaydı zaten şimdi olurdu. Bu ertelemenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. YG gözden çıkardı IO'nu. Evet, açıkçası yani kesinlikle. O. Ama büyük bir hayal kırıklığı oldu. Gerçekten bekliyordu çünkü debutta olmayı bu şarkıyla. Hem o bekliyordu hem de fanlar bekliyordu. Fanları da bekliyordu. Şey gibi de değil hani mesela Türkiye'de şey var ya, biri çıkış yapmadan önce, şarkısını çıkartmadan önce hiç kimse onları tanımıyordu. Hani herkes ünlü şarkı çıkarttıktan sonra ünlüleri tanıyor ya. Mesela Kore'de çok öyle işlemiyorlarlar. Stajyerlik zamanında şirketler işte onların yeteneklerini sergiledikleri videoları fanlara sunuyor. Daha stajyerken ünlü olmaya başlıyorlar ki aslında böylelikle şarkıları çıktığında bir anda herkes işte izlemeye başlıyor. Yoksa bir anda kimsenin haberi yokken bir tane şarkı çıkarsa bir şirket çok da aman aman bakılmaz aslında. O kadar da gündeme gelmez dediğin aynen, gibi. Aynen. Mesela o yüzden de Baby Monster fanları hayal kırıklığına uğradı. Çünkü bu grup arasında en fazla fanı olan isimlerden biri de IO'ndu. Yani ne gibi hayal kırıklığı oldu. Sebep oldu da artık yok. Onu açıklamıyorlar ama sadece sağlık problemleri deyip geçiştirdiler. Buna da kimse inanmadı. Özellikle fanlar buna hiç inanmadı ben zaten. Ben de inanmadım. Sen de inanmadın. Ya zaten Baby Monster vokali falan da aşırı iyi bir gruptu. Mesela insanların işte beklediği gibi bir çıkış da yapmadılar. Yani herkes dedi ki ne kadar böyle parasız bir klip oldu gibi söyledi. Aslında beğenildi, çok iyi. Yani diğer şarkılara, diğer çıkış yapılan şarkılara göre falan da çok iyi bir şarkı. Ama YG beklentiyi aşırı yükselttiği için... Evet. Hayal kırıklığı da biraz daha büyük oldu kesinlikle, dolayısıyla. Kesinlikle. Peki ben buraya gelmeden önce biraz dersime çalıştım, kopyalar çektim açıkçası. Wow. Ve oradan böyle dikkatimi çeken bir nokta var. Bu geri dönüşler beni her zaman çok etkiliyor. G-Idol 29 Ocak'ta yeni bir albüm çıkarıyormuş. Evet. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Geri dönüşü muhteşem olur mu sence? Zaten geri dönecek diye biz bahsetmiştik birkaç bölüm öncesinden. Dönüyor işte. Tam 29 tarihte Ocak'ta yeni oldu. Albümle geliyor. Tarihte evet, 29 Ocak'ta göreceğiz. Ya şöyle, ben zaten demiştim ki ya Şubat, Mart gibi olur, Şubat gibi oldu işte evet, yani neredeyse. Doğru. Yani çünkü bir önceki albümlerinin arası da bu aralık gibiydi. Hemen hemen aynı zamanlarda, aynen, aynı doğru. Zaman aralığına denk getirmişler. Kızlar da yani daha geçen hafta falan bakmıştım, daha çekimler sürüyordu işte. Hazırlık aşamasındaydı. Aynen, makyöz falan da fotoğraf paylaşmıştı, oradan görmüştüm. Yani ben güzel bir albüm bekliyorum. Çünkü tam albüm gelecekti diye hatırlıyorum. Beklettiklerini değecek mi sence? Yani albümdeki şarkılar çok beklentileri karşılar mı? Bu yıl G-Idol'ın yılı oldu diyebilirim. Ardı ardına böyle albümler patlattı. Böyle işte Korece albüm, işte İngilizce albüm falan filan dediler. İşte fanları
sayısını arttırdılar. Globalde daha da ünlü oldular. Zaten ünlülerdi. Şöyle dark temalı bir albüm. Yani bekliyorum. Bekliyorsun. Çünkü öyle spoilerler aldım. Ya daha doğru düzgün bir şey yayınlanmadı. Teaser falan yani yok. Teaser yayınlandı aslında da böyle bir promosyon açısından kızların fotoğrafının olduğu. Kopya çekebileceğin doneler yok diyorsun yani. Kesinlikle yok. Ama dark bir şey gelecek. Onu düşünmüştüm. Hem birkaç hafta öncesinden atılan işte fotoğrafların spoilerından yola çıkarak hem de şirket bir tane fotoğraf paylaştı. Albüm kapağı sanırım o. Ya, o da biraz böyle dark temalı gibiydi ama hiç belli olmaz. Ters köşede olabilir. Umarım olmaz. Çünkü ben böyle dark temalı seviyorum yani G. Idol'ın yaptığı işleri. Böyle tatlı da güzel yapıyor da. Ya, onlar biraz daha sektörün sert kızları, feminist kızları falan gözüyle bakıldığı için. Ya, o tarz bir şey. O beklentiyi karşılayacak bir albüm olacak o zaman. Mesela şey dediler fanlarda. Neden I devam etmedi? Mesela işte şarkılarında I am. İşte ve A ile başlayan, benle başlayan işte albüm isimleri falan neden işte bunda da devam etmedi? İşte bunlarından ayrı mı olacak falan dendi ama hayır ben bunu da araştırdım. Çok iyi. Neden? Hakikaten albüm, ben de merak ettim şimdi. Albümün ismi 2 yani sadece sayı olarak 2. 2 de Korece'de I. Yani I, I, sam, sa falan I. I de Roman Latince'de ay olduğu için yine ay'dan devam etmiş oluyorlar. Aslında yine devam etmiş oluyorlar. Birazcık böyle oyun yapmışlar orada ama yine serilerinden devam ediyorlar. Fanları çözmüştür onu görünüşten falan. Kesin ben de zaten fanlardan çaldım. Ha tamam ben yabancı kendim oluşum sanmıştım. Yok kendim çektim. Düşünmedim. Tamam. Yabancı fanlardan gördüm. Bilmeyenler varsa da tüm fanlar her türlü ayı çıkarır oradan. Sen hiç merak etme. Korece bilen fanlar çıkarabilir evet. Bilmeyenler için de ben söylemiş oldum. Bu albüm en iyi albümler olur mu G. Idol'un sence? Bir öncekinden daha yüksek çıtaya çıkar mı G. Idol? G. Idol zaten öyle yapıyor. Her albümünde bir yani öncekinden daha katarak yapıyor. Ama şeyde İngilizce albümde diğer I Feel miydi? Onu şu an unuttum. I Feel sanırım. I Feel'ın önüne geçemedi gibi bir şey oldu ama zaten o İngilizce olduğu İngilizce için muhtemelen. İngilizce olduğu için aynen. Genelde gruplar İngilizce şarkı çıkardıklarında o kadar tutmuyor ki ona rağmen bile çok tuttu o albüm. Bayağı popülerler yani dediğin gibi. Ya, 29 iyi. Ocağı bekleyen çok kişi var. Ben. Albüm çıksa da sen. Ben. Albüm çıksa da bir an önce dinlesek diye. Çok ya. Ben çok seviyorum zaten kızları. Böyle o serseri havalarını falan. Enerjilerini seviyorsun kesinlikle. Sen de zaten. Kesinlikle. Ritimleri, enerjileri, her şeyleri harika gerçekten. Ve işte sesleri, yetenekleri. Mesela Soyeon, işte grubun lideri, rapçi. Her şeyde o kadar var ki yani böyle. Çok hissettiriyor kendini aynen, onun enerjisi. Çoğu şarkısını zaten o yazıyor gruptaki. Ve yazdıktan sonra da herkese şarkıyı söyletiyor. Diyor ki sen bu şarkının bu partını da çok iyi yaparsın diyor. Böyle onları ayırıyor. Her şeyle ilgileniyor falan böyle. Tek tek ilgileniyor her şeyle. Falan her şeyde var. Böyle bazen kayıtta falan da video çekiyorlar. Fanlarla paylaşıyorlar. Böyle sinirli. Hareketleri var işte baştan yap falan filan ama diyor. İşin ciddiye aldığı için bugün kesinlikle, bu kadar popülerler zaten. Kesinlikle. Çok ciddiye alıyor ve şeyi çok dengesini çok iyi kuruyor diğer üyelerle. İşte ben en iyisiyim, ben harikayım, benim dediğimi yapacaksınız gibi de takılmıyor asla. Yani işini yaparken çok ciddi, her şey dört dörtlük olsun diye hani profesyonelce takılıyor. Ama onun dışındaki kızlarla iletişimi yani çok samimiler. İşte o samimiyet geçiyor hayranlarına, o duyguyla hayranları biraz kesinlikle, da onları çok seviyorlar. Önemli. Kendilerine yakın görüyorlar belki biraz daha. K-pop'taki bu hani şarkılar, yetenekler falan bunun aksine insanlar onların işte neşeli videoları, bilmem ne, işte enerjisi, işte onları idol alabilmek için yaptıkları şeyler falan. O yüzden de şöyle bir şey var, idoller kendilerini geliştiriyorlar her alanda. Ben fanlarıma ne yapabilirim? Yani şarkı çıkarmak dışında ne yapabilirim de onların idolü olabilirim falan diye zorlu rekabetler var idoller arasında. Bu yüzden de. G. Idol'un taklitleri çıkar mı o zaman? Var. İdol demişken var mı hala? Şimdiden var mı diyorsun? Yani söylemeyeyim. Ama burası magazin programı söylemeni isteriz açıkçası.
Belirli işlerde. Yani benim düşüncem olarak var. Ama bu kötü bir şey değil aslında. Yani örnek almaktan etmesi. Belki kaynaklanıyordur. Mesela şöyle, yani bu taklit etmek değil de yani esinlenmek olabilir. Beğendiği için, örnek aldığı için, idol olarak gördüğü için. Mesela şey çok var, idollerin birbirlerini idol alması. Mesela şöyle olabiliyor, bir tane idol diyor ki, ben diyor küçükken şu idolün hayranıydım, o benim idolümdü diyor ve onun izinden gitmek istiyorum falan filan diyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Mesela bazı fanlar, ben de dahil, SNS diye bir grup var. Twice'la çok benzetiliyor. Ben de çok benzetiyorum onların tarzlarını mesela. Ve SNSD de gelmiş geçmiş böyle gruplardan, böyle herkesin bildiği, K-pop camiasında herkesin bildiği gruplardan. O yüzden de diğer sonradan gelen idollerin o kızları örnek alması çok normal. Çünkü çoğu ilk başaran grup o. Peki K-pop camiasında da klasik taklitler aslını yaşatır diyebiliyor muyuz o zaman biz? Diyemiyor muyuz? Ben derim. Dersin değil mi? Derim. Bu haftalık bizden bu kadar. Yeşim'cim, eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Biz yeni Instagram hesabı açtık. Burada böyle bölüm içerisinden eğlenceli kesitler ya da bilgilendirici kesitler paylaşıyoruz. Ya da her hafta işte programımız çıkmadan önce işte şu saatte, şu günde ekrandayız diye de bilgilendiriyoruz. İşte bakmak isteyenler, bilgilenmek isteyenler olursa bizi oradan takip edebilirler. Ayrıca YouTube'dan da işte eğer kaçırıyorlarsa, bazen işte ekran başında olamıyorlarsa YouTube'dan da bizi izleyip yorum atabilirler ki yorum da çok önemli. İşte bizler işte ne yapabiliriz, işte ne hakkında konuşabiliriz, ne hakkında konuşmamızı isterseniz gibi şeyler de paylaşabilirler bize. Bunlar çok önemli bence. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Haftaya K-pop Magazin Rabia ve Yeşim'le devam edecek. Hoşçakalın.